Uygun performans. Ersin Bey hoş geldiniz. Siz de bir çift tiyatrocusunuz. Biliyoruz, tanıyoruz sizi. Evet. Aynı isten geldim. Aynı isten derken dört köşe alt tarafı kare. Sizi alın bu için. Sizi alıyorum. Siz şu an evet tiyatro yapıyorsunuz. Size biraz. Olsun. Evet. Akşehir'den geliyorsunuz değil mi? Akşehir'den altına oturmuşsunuz. Bir tiyatro salonu var herhalde. Tiyatro yapıyoruz. Öyle mi? Orada oturuyorsunuz. Evet. Nasıl efendim? Oradaki kitle nasıl? Tiyatro nasıl bu kadar? Valla kardeşim samimi olarak söyleyeyim. Orada tiyatroyu soytarılık olarak yapıyorlar. Bizim oradaki oyunlarımızdan aldığımız reaksiyonlar Ayvalık'a geldiğimiz zaman Ayvalık'tan beklediğim reaksiyonları alıyorum. Edremit'te maalesef. Maalesef. Buranın ne olursa olsun çok değişik bir insan profili var. Yani yerleşen, dıştan yerleşenler çoğunluk bürokrat kesim, daha aydın kesim olduğu için Edremit'te tiyatro, ben hiçbir zaman şimdi tiyatroya 7 yaş altı çocuğun geldiğini bilmem, kucağında bebekler tiyatroya gelen var. Burada da böyle ama yani genelde tiyatro, sinema dediğim zaman kimse ne yazık ki. Yok, Ayvalık'ın insan portföyü çok daha başka. Evet, Ersin Ökten iyi bir tiyatrocu. Oraya Uygun Performans'a hoş geldiniz. Bu ne nasıl oluyorsa efendim, Uygun Performans'ı? Okulu nasıl oluyorsunuz? Okulu ben manayı doğumundan beri bilirim. Doğduğu zamanı biliyorum İstanbul'da. Yani burası da Ayvalık için mananın yapmış olduğu çok önemli olaylardan birisi bence. Çok önemli olaylardan birisi. Gerçekten yani Körfez'de bu tip bir yere ihtiyaç vardı. Manevi borçluğu doldurdu. Herkes desteklesin diyoruz tiyatroya tabii ki. Evet, herkes. Evet. Çok başlı. Teşekkürler efendim. Hanım. Sima Hanım, neler yapıyoruz burada efendim? Biz her hafta burada çocuklarla birlikte mutfak öğreniyoruz. Minik çocuklarımızla birlikte atölyelerimiz var. Her hafta farklı bir etkinlik. Geçen hafta pizza etkinliğimiz vardı. Katılımlar çok güzel. 3 yaştan başlıyor 12 yaşa kadar. Tüm çocuklarımız her hafta mutfak atölyesinde. Bir şeyler öğreniyor. Çok güzel yani. Talep var mı? Hem öğreniyorlar hem de çok fazla eğleniyorlar. Çok elleri hamura değiyor. Yumurta kırabiliyorlar. Süper. Unlarla bir takım oyunlar yapıyorlar. Ne kadar güzel işte yani. Bilsinler yani unu, yoğurmasını, her şeyin çok mükemmel. Evet ve çok zevk alarak yapıyorlar. Evet kardeşim, genç kardeşim tiyatrocu. Evet, ne söylemek istersin? Burada nasıl gidiyor efendim? Gelen kitle, evet, öğrenciler? Burada hep minik kardeşlerimize tiyatroyu öğretmeye çalışıyoruz. Bahçeşehir Koleji ile Uğur Dershanesi ile yeni oyunlarımız var. Yakında onları izleyeceksiniz. Çok mükemmel geçiyor provalarımız. Onun dışında işte tiyatro etkinliklerimiz oluyor ara sıra. Biz workshoplar yapıyoruz. Evet. Çok güzel geçiyor. Biz çok eğleniyoruz. Gelen sanatçılar var değil mi burada? Gelen sanatçılarımız var. Hepinizi bekleriz. Çok mersi. Evet kardeşim. Evet, sen ne yapıyorsun? Uygur performansı neler yapıyorsunuz? Biz ilk önce işte bu da arkadaşımızın da söylediği gibi dersler oluyor. Daha sonra Dikili Belediyesi'nin bir projesi var. İşte Bergama'da uzunda da oyunlar oynayacağız. Öyle bir programımız var. Çok güzel geçecek. Öğrencilere bir oyun oynayacağız. Haftada 3 gün. Böyle bir değişik bir proje. Çok mersi.